Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Kimya bilim ünitesine devam ediyoruz ve bu ders videomuz arkadaşlar elementler ve kimyanın sembolik dili üzerine olacaktır arkadaşlar. Eğer açıklama kısmını tıklarsanız da videonun pdf'sine ulaşabilirsiniz diyoruz. Umarım güzel faydalı bir ders videosu olur arkadaşlar. Evet şimdi önce element kavramının tarihsel gelişimine bakalım isterseniz. İnsanların madde hakkındaki ilk düşünceleri biliyorsunuz ki felsefi boyuttaydı. Yani maddeyi tanımıyorlar ama ha, yorum yapıyorlardır. Hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi Thales dediğimiz bir filozof var. Görüyorsunuz burada resmi de var. Her şey arkadaşlar Thales'e göre sudan meydana gelmiştir diye söylemiştir. Çin felsefesi var arkadaşlar. Çin felsefesine göre madde 5 temel öğeden oluşmuştur. Nedir bunlar arkadaşlar? Tabii ki toprak, e, su arkadaşlar, ateş. Metal ve odun bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Hatta bakın tekerleme gibi toprak suyu yutar, su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal odunu keser, odun toprağı keser. Ee, tekrardan bakın ne yapıyoruz? Bu şekilde bir e, olayımız vardır diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar Demokritos ve e, Leucopos e, her maddenin arkadaşlar baktığımız zaman atomus adı verilen atom. Atom da aslında bunun atomus diye geçiyor muhtemelen. E Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bölünemeyen parçacık. Eee. Demek atomun atomun kelime anlamı neymiş? Bölünemeyen parçacık ya da tanecik demektir. Şimdi ne demek arkadaşlar? Oluştuğunu söylemişlerdi. Mesela bakın elinde benim bir kalem var görüyorsunuz ki bu bir madde midir? Evet maddedir. Şimdi ben bunu demiş ki bunu ben bölüyorum böldüm yarısı kaldı. Bir daha böldüm bunun da yarısı kaldı. Bir daha böldüm bu kadar kaldı. Bir daha böldüm bir daha bu kadar kaldı. Böldüm 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 işte bin defa böldüm. Bir milyon defa böldüm. En sonunda küçücük bir parça kaldı arkadaşlar. Bu küçük parça aslında baktığımız zaman ilk parçanın e, tüm özelliklerini gösteren bir şey. Ve o onu artık ben daha bölemiyorum. O küçük parçayı artık ben bir şey bölemiyorum. Ama o küçük parçadan 1 milyon tane bir şey getirince bu maddi oluşturuyorum demiş. Ve o işte o elde ettiği küçük parçaya daha fazla bölemediği için atomus ya da atom ya da bölünemeyen parçacık adını veriyoruz. Şimdi bakın ilk başta zaten ne demiştik? E, felsefi boyuttaydı. E, işte i̇şte görüyorsunuz Aristo var, Demokritos var. Aristo ise bütün maddelerin arkadaşlar dört elementten oluştuğunu. Hangi elementler bunlar? Ateş, su, toprak, tahta dermişim e, değil arkadaşlar tabii ki hava olmak üzere dört element oluştuğunu söylüyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar bunu inceleyelim. Aristo için dört tane elementimiz var. Neydi? Ateş, su, toprak, hava. Bak ateş ve su bak karşı karşıya yazdım. Çapraz. Görüyor musun? Tam böyle karşı karşıya. Yani ateşin özelliği su birbirini götürür. Toprak yerdedir, hava yukarıdadır gibi düşünelim arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Hani daha iyi anlamak için. Ve bakın bunlar için dört tane özellik var. Nedir? Sıcak, soğuk. Bak sıcakla soğuk tam karşı karşıya. Kuru ve ıslak. Tamam mı? Bu şekilde söyleyebiliriz. Ateşin özelliği arkadaşlar. O Aristo'ya göre kuru ve sıcak olmaz. Zaten mantıken bakarsak evet doğru. Ateş kuru ve sıcaktır. Hava arkadaşlar sıcak ve ıslaktır. Yani ateş ve hava için bir ortak nokta var o da sıcak olması mesela baktığınız zaman tamam şimdi baktığın zaman işte toprak ne olur o zaman bak hava eğer ıslak ve sıcak ve ıslaksa e, toprakta kuru ve soğuk oluyor su da arkadaşlar bakın tam zıttı ateşin zıttı e, ne olur kuru ve sıcak ateş zaten bu da ne olur o zaman bakın ıslak ve soğuk olmuş olur biz bunu şekilde söyleyebiliriz peki bak bunun önemi çıkabiliyor bazen karşımıza arkadaşlar hava nedir hava işte solduğumuz şey değil mi baktığımız zaman içerisinde oksijen var azot gazı var tabi o zamanlar bunu bilmiyorlar ama ne diye biliyor, biliyor biliyorlar arkadaşlar? Hava deyince arkadaşlar baktığımız zaman hava tüm gazlar tüm gazlar havadır. E, su deyince tüm sıvılar sudur diye yorum yapmışlar. Gene toprak deyince tüm katılar arkadaşlar topraktır diye söylemiş. Ateş de arkadaşlar yanıcı maddeler ateştir. Yani bir şey madde yanıyorsa o madde topraktır diye düşünmüş. Tamam, mı? bunu bu şekilde söyleyelim. Yani ateşin özelliği kuru ve sıcak olması aynı zamanda işte yanıcı maddeler bize ifade ediyor. İşte hava deyince arkadaşlar havanın özelliği sıcak ve ıslak olması ve de arkadaşlar tüm gazların aslında ee, hava olduğunu söylüyor. Peki devam edelim arkadaşlar şimdi Robert Boyle diye bir adam var bu Rönesans döneminde bunun arkadaşlar bir kitabı var kuşkucu kimyacı diye bir kitabı vardır bu adam arkadaşlar önemli bir kişidir neden çünkü e, bu vatandaş zamanında simya önde ve bu aslında simyadan kimyaya geçiş noktasını sağlayan bir kişidir ve o yüzden bu insanı bu kişiyi arkadaşlar maalesef e, giyotinle bunun başını kesmişler Neden çünkü sen yanlış biliyorsun Senin içinde işte başka şeyler var Sen e, bizi yanıltıyorsun diye Halbuki aslında bu adamın doğru söylediğini Daha sonra görüyorlar e, Öğreniyorlar arkadaşlar Hatta bunun giyotinle kafasını kesiyorlar İşte ondan önce yardımcısına diyor ki işte eğer diyor e, benim diyor kafamı diyor Keserken diyor ben diyor gözümü diyor Kırparsam diyor işte Ha bak öldükten sonra da aslında diyor hemen Ölmüyor, ruh hemen çıkmıyor. Ben biraz da yaşadığımı göstermek istiyorum diyor. Ki kafası kesilince de biraz gülümsediğini, gözünü de iki defa kırptığı falan da söyleniyor arkadaşlar. Ee, yani adam aslında ölürken de bilimle alakalı çalışmış. Onu söyleyelim. Arkadaşlar bakın Aristotel'in dört element tanımı var değil mi? Biliyorsunuz ki bunu arkadaşlar kapatmış. Yani yıllarca bilinen bir gerçek vardı. Neydi onlar? Dört element. Ateş, su, toprak, hava. Ama bunu ne yapmış arkadaşlar? Çürüterek... E, simya çağının kapanmasını sağlamıştır. Yani o yüzden adam taşlanmış tabii ki. Yani giyotinle öldürülmüş diyelim. Ya taşlansa da bir daha iyiydi. Ee, evet. Boyle element tanımına bakalım. Arkadaşlar Boyle'un yaptığı element tanımı yapılan ilk bilimsel tanımdır. Bilimsel yöntemlerle kendinden daha basit maddeler ayrılamayan saf maddeler elementtir demiş. Yani bir elementse o maddeyi bilinen yöntemlerle biz daha basit maddeleri ayıramıyorsak o madde neymiş? Elementtir diye söylemiş. Tabii günün şartlarında bazı eksikleri var mı? bugün, bugün düşündüğümüz zaman. Evet tabii ki bunda eksikleri var. Çünkü o günün şartlarında bazı yöntemler yoktu. Şimdi o dönemin şartlarında arkadaşlar elementlerini ayırt mesela kireç, kalsiyum karbonat. İşte e, sud kostik. Kimdir arkadaşlar? Potasyum e, e, pardon özür dilerim. Sodyum hidroksit ve işte arkadaşlar su zaten H2O gibi maddeleri element sayetmişler. Bakın kalsiyum karbonat bileşik, sodyum hidroksit bir bileşik, su bileşiktir ama o o yöntemlerle yani bilinen yöntemlerle bu bileşikleri ayıramadıkları için de ne olmuş? Bunlar element sanmışlardır. Aynı zamanda arkadaşlar radyoaktivite değil mi? Radyoaktivite dediğimiz şu anda bir bilim vardır. Önemli tıpta kullanıyoruz biliyorsunuz ki. E, baktığımız zaman bunun keşfiyle atomların da parçalanabileceğini Bakın burada urany uranyum atomu var Uranyum atomu e, alfa ışınması yaparak toryuma dönüşmüş Yani bakın başka bir şeye parçalanmış diye bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar Peki hala devam edelim Şimdi arkadaşlar başka ne var? John Dalton dediğimiz bir bilim adamı var Bunun kendine ait bir modeli var arkadaşlar atom modeli vardır Şimdi bu arkadaşlar önemli bir modeldir İlk modeli zaten bu tasarlıyor tamam mı? Ve e, her element arkadaşlar atom adı verilen ki önceden felsefe boyutu dedi biliyorsunuz ki bu modellemiş atom adı verilen ve e, bölünemeyen yani kendi görüşü bu bölünemeyen tancıklar oluşmuştur demiş ama o günün gerçeklerinde evet bu kabul edilebilir ama şu anda günümüzde radyoaktifle çalışmalarında biz atomun parçalandığını biliyoruz. Ve... Gene baktığınız zaman modeline farklı elementin atomları da farklı olduğunu söylemiş. Tamam bu zaten şu anda günümüzde de geçerlidir. Çünkü elementin kimliği proton sayısıdır. Her elementin kendine göre bir protonu vardır. Dolayısıyla elementlerin ee, yapıları da her elementin atomu da birbirinden farklıdır. Ama şunu da demiş. Bir elementin tüm atomları birbirleriyle aynıdır demiş. Ama şu anda günümüzde biz izotop kavramı biliyoruz. Yani izotop deyince şudur. Proton sayısı aynı olabilir ama nötron sayıları farklı gelebilir. Mesela arkadaşlar doğada baktığımız zaman klor 17. 35. Klor 17. E, 37. Yani baktığımız zaman ikisi de klor atomuna ait. Çünkü proton sayıları aynı. Ama burada 18 tane nötron var. Çünkü 17 e artı 18'den 35'e geliyoruz. Burada ise arkadaşlar 20 tane nötron var. Dolayısıyla bakın farklı nötron sayısına sahip olan biliyoruz ki izotoplar vardır. Ama tabii John Taldon o zaman onu bilmediği için modelinde demiş ki bir elementin tüm atomları birbiriyle aynıdır demiş. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet şimdi modern atom element tanımına bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi baktığımız zaman. Aynı şimdi bakın çok önemlidir. Aynı proton sayısı. Evet. Aynı proton sayısına sahip atomlar oluşan saf maddeye biz element diyoruz. Bakın elementin tanımı aynı proton sayısına sahip olan saf maddeler. Bakın proton sayısı demez de ne der? Arkadaşlar atom numarası der değil mi? Veya ne der? Çekirdek yükü der. Arkadaşlar aynı şey bakın. Çekirdeği yük, yükünü veren zaten artı yüklü protonlardır. Peki elementin kimliği nedir? Tabii ki arkadaşlar proton sayısıdır. Arkadaşlar proton sayısı değişirse element değişir. Her elementin o zaman proton sayısı ya da atom numarası ya da çekirdek yükü ne olur? Birbirinden farklıdır. Bakın e, magnezyumda 12 tane proton var. Kalsiyum 20 bakın kalsiyuma gelmiş. Demirde 26 tane proton var. Argonda 18 proton var. Hidrojenle bir tane var. Helyumda iki tane var gibi. Proton sayısı değiştikçe arkadaşlar ne oluyor? Elementin de kimliği değişiyor. Şimdi elementlerin sembollerine gelelim. İlk elementlerimiz kimdi? Aristo'nun 4 elementi var. Hava, su, toprak, ateş. Arkadaşlar bakın Aristo'ya göre bile elementlerin bazı sembolleri var. Peki Orta çağdaki elementlerden bazılarının gösterimine bakalım. Şimdi zaten çok fazla element yok ama. Şimdi bakın 1600'lerde farklı gösterilmiş altın civa kurşun. 1700'lerde farklı gösterilmiş. 1800'lerde farklı gösterilmiş. Tabi bu ne olmuş arkadaşlar? Bir karışıklığa sebep olmuş mu? Olmuştur tabii ki. Şimdi ben mesela altını böyle gösteriyorum. Vatandaş böyle gösteriyor. E, ben şimdi nasıl tarif edeceğim? Yani düşünsene günümüzde biz bu şekilde kullanmış olsaydık, işte mesela atıyorum bir ülkeden e, işte altını alacağımızı varsayalım. İşte ben şimdi mesela altını böyle gösterim ama o ülkeye göre civa'nın gösterim budur. Dolayısıyla arkadaşlar bir karışıklık olurdu, değil mi? İşte burada bir karışıklık var e, veya işte bazı bilim adamlarına göre işte da altına göre farklı semboller var, İşte Robert Boyle'a göre farklı semboller var. Bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Bu karışıklığı arkadaşlar gören Berzelius değil mi? Yani baktığım zaman sayı, elementlerin sayısı artıyor. Semboller de artıyor. Bir karışıklık oluyor. Berzelius bunun arkadaşlar e, önemli çalışmaları vardır. Bunlardan, onlardan birisi budur. Bu sorunu çözmüş. Ne yapmış? Elementlerin arkadaşlar bir ismi ama hangi dilde? Latince dilinde arkadaşlar. Latince adlarının baş harflerini büyük olarak kullanalım demiştir. Eğer yetersiz gelirse ikinci harfinde yanına küçük harf olarak ekleyelim. Tamam önemli bakın. Mesela şimdi bakın. Ka CO yazdım. CO yazdım. Arkadaşlar bakın şimdi bu bak. Bu ne? Bu CO. İkisi de büyük olunca bak buna ne olur? O zaman C element, Oksijen element. Burada iki tane element var. Ama CO deyince o, o zaman bak bu bileşik oluyor tabii ki baktığınız zaman. Neden çünkü karbon bir element, oksijen bir element. Ama şöyle olunca bu da bir element oluyor. Görüyor musun? Neden çünkü birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Şimdi birazdan bazı sembolleri size göstermek istiyoruz. Yani iki harf kullanacaksak ilk harf büyük, ikinci harf küçük olmak zorunda. Şimdi bakın, Latince adları var. Helyum, işte Heliusmuş aslında. Bakın, Helius helyum demek aslında baktığımız zaman. İşte karbonyum zaten karbon biliyorsunuz ki. Oks, e, oksijenyum oksijen biliyoruz ki. Sülfür kim? Sülfür arkadaşlar kükürt. Evet. Şimdi burada Latince sembolleri kullanmış. Bakın, helyum He e şeklinde kullanmışız. Karbon C şekli. Bakın biz, biz olsak K olarak kullanırdık değil mi? Karbon diyoruz çünkü ama C olarak kullanıyoruz. Oksijen yine O olarak kullanırdık belki ama. Kükürtü biz yine, yine K olarak kullanırdık. Mesela şöyle kullanırdık ama böyle bir şey yok. Kükürtü, sülfür gibi S. Bak Bu şekilde gösteriyoruz. Peki bu şekilde ne olmuş oldu? Ortak bir dil oluştu mu? Evet oluştu. Elementi bileşik yazmak daha da kolaylaştı, değil mi? Baktığımız zaman artık herkes birbirini anlıyor. Yani ben şimdi adama civa deyince böyle diyorum, hee herkes anlıyor artık, değil mi? Bu şekilde. Şimdi bakalım bazı sembollere arkadaşlar ihtiyacımız var. Periyodik tabloda 120 tane elementimiz var. Hepsi bilmek zorunda değilsiniz tabii ki, ama bu önemli olanlardan bazılarını ben size yazdım. Hidrojen haştır tek başına helyum He'dir. Bunları bilelim arkadaşlar önemli. Lityum Li'dir. Zaten çoğula ilk harfler oluyor. Berilyum Be. Bak bor B, karbon C, azot he bak ne? Nitrojenden geliyor tamam mı? Oksijen O'dur. Flor F. Bakın neon Ne. Bakın Ne tek başına azot ama Ne neon oluyor. Sodyum Na. Bak ne alaka diyor. Çünkü bunun natriyum ismi arkadaşlar. Magnezyum Mg. Görüyorsunuz ki. Alüminyum al, silisyum si, fosfor bak P. Evet çok önemli. Kükürt S demiştik. Klor CL, argon R, potasyum bak K. Ne alaka? Ama K işte. Kalsiyum CA, demir F, ferrum değil mi? Civa HG, mangan MN, kalay SN. Bak burada biraz farklılıklar var. Brom BR, iot I, bakır CU. Evet. Gümüş Ag Altın Au. Bunlar karışıyor arkadaşlar. Aman karıştırmayalım. Nikel Ni, antimon arkadaşlar Sb. Ee. Kripton Kr, ksenon Xe yani Xenon diye de geçer bu. Ne bakalım arkadaşlar? Kurşun Zenon diye de geçiyor. Xenon diyorum. Zenon aslında. Kurşun Pb. Platin arkadaşlar PT. Bunlarca bak buraya Çinko yazmışım. Bu da önemlidir. Çinko yazalım arkadaşlar. Çinko ZN'dir. Bunu da buraya ekleyebiliyoruz. Tabii başka yani 3-4 tane daha yazabiliriz ama ya bunları bilelim arkadaşlar. Bunlarca çok da fazla karşılığı gelmeyecek zaten. Bunlar niye önemli? Çünkü arkadaşlar yazdığımız şey. Şimdi sen eğer şimdi kobaltı şöyle bilmezsen değil mi? Bunun bileşik bir element mi olduğunu bilemeyebilirsin mesela. Bak oraya kobaltı da ekleyebiliriz. Bu kobalt onu da söyleyelim. Önemli bakın başka ne ekleyebiliriz? Herhalde bakın belki yine aklıma gelirse videoda onu da ekleyeceğim. Su. Arkadaşlar bakın şimdi bunlar bileşikler. Önemli bileşikleri de söyleyeceğiz. Şimdi ben bu bileşiklerin sistematik ismini de vereceğim size ama bunların arkadaşlar genel isimleri var. Onları da verelim. Suyun formülü H2 arkadaşlar. Yemek tuzu sodyum klorür NaCl. ile glikoz şeker C6 H12 O6 bunları bilelim arkadaşlar. Zaç yağı sülfrik asit yani h 2 so 4 Bakın sülfrik asit diye de geçer. Unutmayın bunu. Kezap HNO3 nitrik asit. Tamam mı? Nitrik asit bu. Evet. Tuz ruhu HCl hidroklorik asittir bu da. Kireç taşı. Bak 3 tane kirecimiz var. Kireç taşı kalsiyum karbonat arkadaşlar. Arkadaşlar bunları ezberlemek zorundayız. Çünkü sorular da böyle verecek. Mecburen bilmemiz lazım. Bunlar bizim alfabemiz. Hani nasıl ki biz alfabeyi bilmesek okuyamayız. Biz buradaki elementlerin sembolünü bilmezsek, bileşiklerin formülünü bilmezsek kimyayı okuyamıyoruz. Tamam mı? İlk derslerimiz o yüzden bu şekilde bazı ezberlememiz gereken noktalar vardır. Sönmüş kireç arkadaşlar kalsiyum hidroksit ve sönmemiş kireçte kalsiyum oksit. Böyle 3 tane maddemiz var. Kalsiyuma bağlı bakın kireçler. Ee, karınca asiti formik asit diye de geçer arkadaşlar. Ee, nedir bu? HCOH ee, evet. Sirke asiti e, asitik asit ya da diğer ismi. Arkadaşlar şurada şu CH3COH görüyorsunuz ki sut kostik sodyum hidroksit ee, bazılar bunlar potas kostik potasyum hidroksit şimdi şap dediğimiz bir madde var o neydi arkadaşlar ee, şu bir çift tuzdur arkadaşlar böyle bir bu biraz zor belki de çözersiniz ya. Bak şurada bir şey var. E, şu 4 arkadaşlar. Çarpı 12 tane su ihtiva ediyor içerisinde. Nişadır. Arkadaşlar amonyum klorür. Evet. E, potasyum nitrat ve de e, alçı taşı da kalsiyum sülfat diye geçer. Bunları bilin arkadaşlar. Rahat edin bence. Tamam mı? Öğrenin bunları. Şimdi gelelim arkadaşlar. Benim kitaplarım vardı. TET deneme kitabı ve TET soru bankası kitaplarım var. Onlardan bazı sorular size seçtim arkadaşlar. Evet şimdi bakalım yanda bir e, görüyorsunuz tablo var. Şimdi tablo ne anlarız baktığımız zaman? Arkadaşlar bu Aristo'nun dört elementi. Havanın karşısında ne vardı hatırlarsanız? Toprak vardı ki toprağın özelliği bilirsiniz ki kuru ve soğuk olması değil mi? Peki baktığımız zaman bak kurunun karşısında ne olması lazım? Islak olması lazım. O zaman bak. Z e, yanlış yazdık. ıslak olacak burası. Görüyorsunuz ki bu e, Z zaten toprak oluyor. Peki sıcak ve kuru olan da ateş olması lazım. Hatta şurası da ne olur arkadaşlar? Burası da su olur değil mi? Bunu böyle yazdık. Peki X dediğimiz şey o zaman ateş oluyor. Evet. Peki Y dediğimiz şey ıslak olması lazım. Yaş da olur fark etmez. Aynı şey zaten. Ya ıslak veya yaş aynı şey. Z de toprak olacak ama. Evet bunu sağlayan hepsini sağlayan da cevap Bursa olacaktır. Evet bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Devam arkadaşlar. Yukarıda bazı e, bir elementler var. Arkadaşlar bu tarz soru e, geliyor. E, ÖSYM e soruyor arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Bunlardan hangisinin formülü yukarıda yoktur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar altın AU. Evet AU var mı? Evet var gitti. Antimon arkadaşlar kalsın. Kurşun arkadaşlar nedir? Kurşun e, PB. Değil mi biliyorsun? Bu da önemlidir. Ee, antimon arkadaşlar şimdi şuradaki maddesi karıştırmasın. Antimonun özelliği Sb'dir. Yani şu var onu söyleyelim. Kurşun Pb zaten var. Potasyum K idi onu da söyleyelim. Peki at ne? Arkadaşlar bu 7A grubundaki elementimiz işte flor, klor, brom, iyot var ya hani e, ee, şurada iot diye şu, şurası. Onun altında bir de astatin diye bir element var. At dediğimiz şey astatindir. O da arkadaşlar burada yok ama hani burada antimonu özellikle buraya koymuştum ki belki oraya hani şey olsun diye bilgi olsun diye koydum. Evet. Aristo'ya göre arkadaşlar doğada dört tane element bulunmaktadır. Evet tamam doğru. Hava, su, toprak neydi? Arkadaşlar ateş. Peki maddeler bu elementlerle ifade edilmektedir diyor. Tamam güzel. Burada bazı elementler, bileşikler var, yapılar var. Demişiz ki buna göre demişiz hangisi acaba Aristo'ya göre hava elementidir? Hava neydi? Hava arkadaşlar gazdı. Yani tüm gazlar havaydı. O zaman neye bakacağım biliyor musun? Cinsen, maddenin cinsine bakmayacağım. Element veya bileşik olmasına bakmayacağım. Çünkü Aristo zaten element ve bileşiği tanımıyor ki. Neye bakacak? Gaz mı sıvı mı diye bakacak. Arkadaşlar bak gaz. E hocam karbondioksit element değil. Evet değil ama adam bilmiyor ki bunu. Gaz olması önemli onun için. Gaz olunca hava oluyor. O zaman bir tane var. Bak katı toprak. Görüyorsunuz iki tane toprağımız var. İki tane de suyumuz var sıvı olduğu için. O zaman cevap burada sadece bir tane. Yani Adana gelecektir. Evet, bu şekilde bunu söylemekte fayda var. Evet burada şimdi ne yapmışız? Hangisinin karşısına geleneksel adı yanlış verilmiştir? Arkadaşlar kalsiyum karbonat tabii ki nedir? Güverç ile. Pardon kireç taşı doğru evet. Güverç bir kalsın. Arkadaşlar bu şap. Deminden de yazmıştım formülünü. Zaç yağı sülfrik asit doğru. Karınca asit evet doğru. Arkadaşlar bu neydi? Bu nişadır arkadaşlar. Güherç ile KNO3. Evet bunu da bilelim. Devam edelim arkadaşlar. Berzelius elementlerin latince adlarını ki deminden de bahsettik baş harflerini kullanarak sembollerle oluşturmuştur. Ne sağladı bize? Tabi bilimsel çalışmalarda kolaylık sağladı mı? Kesinlikle sağladı. Artık daha kolay bir şekilde. Yani bir şekilde ifade etmek var bir şeyi. Sadece AU, au yazmak var. AU yazmak tabi daha kolay değil mi? Baktığınız zaman. Peki elementlerin adlarını veya işte ben şimdi adama böyle deyince adam beni anlayacak. Yardımcı da bana hemen altını getirebilir. Veya civa desem işte civayı getirecek falan filan. Elementlerin adlarının daha, daha kısa gösterimi. Evet kesinlikle kesinlikle bu olacaktır. Ve evet ortak bir dil, bilim dili oluşacaktır. O yüzden buradakilerin hepsinde de sağlayacaktır Arkadaşlar bu şekilde bu dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.